Ferhat ve Ecem'le Laf Lafa başlıyor. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenilen podcast programı olan Podcast Dinledi. Ferhat ve Ecem'de Laf Lafa'da bu hafta muhteşem bir isimle birlikteyiz efendim. Bin bir surat Ekrem mi desem ama demeyeceğim tabii ki. Dinleyince muhteşem keyif alacaksınız. O bazen Zeki Alasçı oluyor, bazen Fatih Terim oluyor. Birden karşımıza böyle şansal bir yukarıdan sonra bir Game of Thrones'a geçiyoruz. Oradan yeni jenerasyonlardan hemen Yüzüklerin Efendisi'ndeki muhteşem bir karakterlerden başka böyle ne bileyim. O dizinin içerisinde bir değişik değişik karakterlere can veriyor ama abi ben bir de şunu anlamıyorum. Yani adam hem ses var hem taklit var. Bu taklitleri yaparken bir de anında suratına baktığınızda o kişilerin böyle ambiyansına bürünüyor. Çok enteresan bir insan bu. Benim de çok severek takip ettiğim, çok da kıymet verdiğim özel bir dostum. Sevgili Mehmet Dindar bizimle birlikte. Hoş geldin Mehmet. Sen mi gerçek ismimi söylersin, ben mi söyleyeyim? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz bugün bilmiyorum ya, biz bugün böyle gülmekten acaba şeyi işleyebileceğiz mi? Zaten ben program başlamadan gülmeye başladım artık. Evet. Ne olacak bilmiyorum. Bir çene kasların orayı yapabilsem sen abi. Şimdi bak böyle yapmaya çalışırsan olmaz. Terbiyesizlik yok Ferhat. Bak böyle yaparsan olmaz. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben hani bunlara muhteşem bir şekilde hani bunlara hayat vermene okeyim. Yani seslerine tamam, ona şaşırmayacağım artık da. Çünkü o sana Allah'ın verdiği bir yetenek ama o hani o mimikler, o surat, o an mesela sen şimdi konuşurken mesela Aziz abi sanki karşımda konuşuyor. Bunu nasıl beceriyorsun? Bunun yani bir açıklaması yok. Neden yok? Çünkü istemeden oluyor, istemeden gelişiyor. Yani otomatik olarak beyin oraya entegre ediyor kendini. Farkında mısın? Bütün evet, verdiği evet. Karakterler olsun, işte o işte can verdiği kişiler falan abi sanki karşımızda o an. Yani fevkalade. Nasıl bir yerde şu anda tabii o kadar normal haller. Bülent ablayla şu an görüşmek istemiyorum valla. Şimdi hiç o kadar, çünkü arzu halimin metnine sığmadan önce Zevce'yle Celal'ine güzel bir şekilde istirham etmem gerekiyor. Sadakallah lazım. Abi kim bu Mehmet Dindar? Bize biraz yani seni zaten ülkemizin en tatlı böyle en böyle şeker insanların bir tanesisin böyleyse. İnsanlar seni gördüğü zaman dertlerinden, kederlerinden hepsinden sıyrılıyorlar. Tabii ki seni herkes sanıyor ama yine de biz tekrar bir böyle bir yenileyelim orayı. Mehmet Dindar kim abi? Hayatımıza nasıl girdin ya? Bundan yıllar önceydi. O zamanlar çok fakirdik. O zamanlar fakirlikten wasabi yerdik, havyar yerdik. Ben kimim? Ben 1994, 12 Temmuz, Yengeç Burcu olan bir adamım. Bu arada şey, 93 yazıyor senin için biliyorsun değil mi? 93 yazıyorlar. Futbolcu gibi yani. Abi evet, bunu düzeltmemiz lazım. Bir yıl ne demek ya? Evet. Bir gün bile çok büyük şey. Bir yıl. Wikipedia'ya buradan selamlar. 93 yazıyor. Hatta şey, boyum da 1.85 yazıyor. Ama boyum 1.70. 1.71. Ha tabii ben bunu nasıl kendime entegre ediyorum biliyor musun abi? Tom Cruise'la aynı boydayım diyorum. Atatürk'le de aynı boydayım diyorum. Kendimi öyle kandırıyorum. Öbür türlü yarım ya 1.70 diyorum falan filan. Yalnız beklentiye bakar mısın çok abi? Mantıklı, hayır evet. Böyle başka az miktarda bir şeye benzetme diyor adam. Hani şey demiyor mesela, atıyorum mesela Mahmut Tuncel aynı boydayım falan demiyor. Adam diyor Tom Cruise aynı boydayım kendim. O zaten en yüksek kendini. Daha nasıl misalleme yapacaksın kendini? Ya abi şimdi şöyle yani ne diyeyim şimdi? Sen de çok yakışıklısın bu arada yani. Sağ olasın. Seni takip eden bütün dinleyicilerimiz ne kadar hem sempatik hem yakışıklı oldun. Bak ben bile mesela heyecanlanıyorum seni görünce. Ya da bir takipçi bir ağız bulur. Mehmet Bey diyor. Mehmet Bey siz bu kadar yakışıklı, o güzel gözler yaşır. Ne zaman sonra asfalt azar da yakas. Ben bugün anlaşıldı ki gülmekten çok fazla yorum yapamayacağım. Lütfen. Sen bugün bir kenarda kal lütfen. Evet, peki. Böyle kadınları kızları görünce, bu arada bütün böyle bayan konuklarımız falan genelde bu hafta biraz fazla oldu. Hepsiyle abi direksiyonu kırıyor üzerime. Sen dur dedim, bize bir Mehmet gelecek. Ben o zaman bu keserin sapı bize denk gelecek. Senin unuttuğun bir şey var ve şu an o gerçekleşecek sanırım. Bana bak yavrum. Ben senin kancık yerlerini ötlek bedeninden ayırmaya geldim. Bu anam için. Bize fark etmez yavrum. Yani şimdi abi nasıl başladı bu hikaye? Yani şimdi nereden esti bu taklitler falanlar filanlar? Hani kendini kaç yaşında böyle daha ben bunu çok iyi yapıyorum deyip de keşfettiğin dönem. Ne zaman Mehmet Dindar olarak hayatımıza katılma gerçekten karar verdin? Bu çok büyük bir yetenek çünkü. Estağfurullah. Bak şöyle söyleyeyim. Benim olayım şu. Ben 10 yaşındaydım. Banyodaydım. Yani, en sevdiğim yer. Banyodaydım.
Normalde banyoda banyo yapılır değil mi? Ben genelde evet yani biz şimdi kadın erkek genelde evet biz Türk milleti genelde banyo yaparız yani değil mi Cem? Sen de banyo günü banyo yaparız değil mi? Tabii ki banyo yaparız. Tabii ki yani genelde böyle olur mu evet. İşin aslı şu. İşin aslını orayı anlatmaz. İşin aslı o gün Victoria Secret'ten. Şimdi şöyle 10 yaşındaydım. O dönemde beatbox falan çok meşhurdu. Ben de böyle hayvan taklitleri falan çıkartıyordum tamam mı 10 yaşındayken. Ama bundan öncesinde bir şey anlatayım size. Ben 3 yaşına kadar konuşmayan akrabalarım. Hiçbir şekilde ama. Hiçbir şekilde yani ses. Merhaba falan yapmıyormuşum düşün yani 3 yaşına kadar hiç konuşmamışım. Çok ciddi bir yaş abi 3 yaş. Evet yani 3 yaşına kadar hiç konuşmamışım. Anne baba da yok söylemek yani hiçbir kelime çıkartamıyormuşum. Ailesi tarafı ailem değil de yani akrabalar ve eş dost tarafından. Bu çocuk kesin gerizekalı amına koyayım. denilen bir çocukmuşum. Gel zaman git zaman bir tane bizim aile dostumuz şöyle demiş. Bu çocuğa bülbülün içtiği suyu içirdim. Ondan sonra bak bu çocuk nasıl çakıyor. Bunun üzerine bana bülbülün suyunu içiriyorlar. Bülbül suyu nasıl bülbülün suyu ne demek bak abi? Bak şöyle. Ha, bülbülün suyunu sıkıyorlar. Bülbülün içtiği su var ya. Bülbülün içtiği sudan içiriyorlar bana. O günden sonra. Vay. Yani bambaşka bir dünya. Sonra 200 ses falan yaptık bunun üzerine. İlk hangi karakterle başladı? Mesela Mehmet Dindar'ın ilk gördüğü karakter. Aa ben bunu yapıyormuşum ya dedi karakter. İsmi kimdi? İşte Eko yapıyordu ya bu şey. O zamanlar şey yapıyordum ben. Bu. And I only... Bu şeyin. Evet. Titanic'in. Artık Titanic miydi? Titanic'ti evet. Sonra işte. Benim kız arkadaşımı kendim her zaman istediğim yerde olsun. Evet. Evet. Aynen öyle hocam. Ben bir soyumu modundayım Mehmetciğim. Sen devam et. Aa, o zaman... Çok tehlikede hissediyorum ben. O zaman şöyle diyoruz. Aa diyor oğlum teyzemin evladı. Güverilmez olalım. Geçin önünde giden olalım. Devamı sende. Şimdi şöyle mesela bu bilinci kendini ilk keşfettiğin dönem. Sonrasında? Sonrasında işte 12-13 yaşlarına falan girdim. O dönemde de tabii yeteneksizsiniz aynı arka sokaklar gibi devam etti. Ben 2014 yılında yeteneksiz Türkiye'ye katıldım. İşte taklitlerimi tabii böyle sürekli yapıyordum. Farklı sesler çıkarmaya başladım. İşte Yüzüklerin Efendisi'nin Smego, Harry Potter'dan ne bileyim Ron Weasley vesaire bunları çıkartmaya başladım. Ondan sonra yine tabii o döneme kadar herkes bana işte konuşmayı bilmeyen bir çocuk olarak bakıyor. Ben çünkü üniversitede okumadım. Ondan. Aa eğitim hayatında üniversiteyi okumadın. Üniversite yok yani üniversite yok. Ama şöyle söyleyeyim. Biraz küstahça olacak belki ama yaptığım seslerden dolayı birkaç hani bilim insanı olarak adlandırdığımız işte bu nörolojik oluyor herhalde. Evet evet doğru. Beyinle alakalı. Doğru evet. 2-3 farklı profesör diyeyim. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde İstanbul'un isim vermiyor bir hastanesinde MR makinesinde bildiğim böyle test ettiler. Sesleri yapmamı istediler. Sonra işte 2-3 tane farklı bir kitap çıktı çözdürdüler falan. IQ'mun 141 olduğunu söylediler. Oo, 140, ciddi bir IQ. 146 da zaten deha dediler. Ondan sonra ben de hiçbir zaman şunu dedim hep kendime. Matematik yok abi. Abi çok ama. Matematik yok bende yani. Matematik okul sevmiyorum. Hani sevmiyorumdan kastım şu. Yani hiçbir zaman yani hocaların verdiği ödevleri yapacak bir adam değilim yani. Ben istemiyorum. Yazmak istemiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Zaten bahsetmiş olduğun IQ. Şimdi dünyada insan genel insan literatürüne göre kişi 119 ile işte 126'da normal bir seviyede görülüyor. Zaten 124, 125 falan diye sonra yükseliyor. 146 diyorsun abi. 141. Şey 141. Çok özür dilerim. 146 değil mi? Mesela evet. Şey şöyle söyleyeyim. Örnek vereyim. Hani bu deha denilen sistem. Hani korku evleri var ya işte şimdi yaptığımız işten dolayı da böyle sürekli hani PR olarak gittiğimizde böyle hem reklam amaçlı gidiyoruz hem de dedik ki bir çözelim bakalım yani. Dedim, şey gibi düşün. Mesela bir markanın reklamını yapıyorsun ama ilk önce onu test ediyorsun. Bakalım sende işe yarayacak mı? Evet sen bu arada çok iyi bir marka danışmanısın yani birçok ismin çalıştığı yani sektörün dışında yani kendi kariyerin dışında çok da iyi bir danışmanısın. Teşekkür ederim abi yani ekstra bir medya şirketi kurdum Bursa'da ama tabii bu ulusal ve globalde çalıştığımız çok büyük markalar var. Şimdi ben bu dediğim olayı da bu reklam markasında da işte test edelim dedim. Gittik biz o korku evlerinden bir tanesine. Normalde işte bir saat süresi var. Hani en hızlı çıkan 36 dakikada çıkmış. 13 dakika çıktı. 13 dakikada ben çözdüm çıktım. Ondan sonra adamlar dedi ki nasıl yani daha önce geldin mi? Gelsen de hani burada şey yapamaz. Hani çözme şansın yok çünkü hep değiştiriyoruz biz her gün şifreleri falan. 13 dakikada çıktım ben oradan. Maşallah. Sayfalarında hala var 3 sene önce gitmiştik. Şey diyeceğim peki tabii benim bu alanda genelde insanlarda şeyi merak ederim hocam ben. Annelerin bu alanda mesela şimdi sen çok iyisin, çok başarılısın maşallah tabii ki de.
Allah razı olsun. Annen sana baktığında acaba hani böyle bazen şey görüyor musun böyle? Ya bu çocuğu ben doğurmuşum. Hani Ecem sen de sence bir hanımefendisin ya şimdi böyle. Kadınlar acaba o an mesela annen de hiç mesela o şeyi hissettin mi? Mesela çok hissetmişsindir ama bazen anneler içli hisseder. Bazen de dışa vurur. Onu gördün mü hiç böyle gözlerinde? Ya hep görüyorum şöyle çünkü ben şu an 30 yaşındayım. Bu arada anneciğin ellerinden öpüyorum buradan. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Saygılar, evet. Teşekkür ederiz. Ben babamı kaybettim. Ben anne babamla beraber. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin cümlemizi. Onlarla beraber hayatımı adım attım. Seni zaten bu işlere zorlayan babandı. Ben öyle biliyorum. Evet, yani evet. Senin bu arada çok ciddiyim. Ecem'in de babası rahmetli, evet, çok kıymetli bir gazeteciydi. Hepimizin çok saygı duyduğu bir isim. O nasıl Ecem'i bu alana böyle çok teşvik ettiyse seni de benim araştırdığım bildiğim kadarıyla baban seni bu anlamda evet, çok hadi hadi diye hep böyle öne atıp öne iten babandı herhalde. Evet ya şöyle söyleyeyim. İlk YouTube'a başladığımda bildiğin telefonla falan babam çekiyordu beni. Hadi oğlum yapalım edelim falan. Zaten babamın geçmişi 25 yıllık sinemacıydı babam. Ya, yani bu sinemalarda işte bizim oradaki Bursa'daki veya işte İstanbul'da bazı firmalarda falan orada sinema işletmeciliğine kadar gitti en son. Sonra işte emekli oldu. Yani şöyle söyleyeyim isim vermeyeyim. Çok büyük bir Türkiye'de çok büyük bir yönetmen. Yönetmen de fotoğraf çekiliyor. Sonra diyor ki ya saçları falan uzun diye ben bu adamı diye neyi pay koyayım diye yani şey diyor. Sonra fotoğrafı yırtıyor. Ondan sonra işte tabii sonra yıllar sonra tabii diyor ki yok ya niye ben öyle bir şey yapmışım falan dedi rahmetli. Ya babam çok sağ olsun o bana destek verdi. Annem keza. Tabii ama ben girişimcilik yapmasaydım eğer ki ben fabrikada çalışıyordum. Ondan öncesinde tavuk döner işi yapıyordum yani. Çırak olarak çalışıyordum. Liseden atıldım. Dediler ki kardeşim sen şey bildiğin tavuk döner kesiyorduk abi. Abi ver oradan bize bir yarım falan filan diye. Ketçam mayonezim basit değil. İşte o dönemde ilk yıl çıraktım. Sonra baktım ben usta oldum falan. Devam ettim. Yani ya, işin aslı devamında. Hani oradan baban tabii seni harmanladı. Oradan bir tabii itici güç olarak tabii bir de sinemada şeyi var. Aynen öyle. Şey oldu mu? Yani mesela babanla çatıştığınız bir konu oldu mesela işte ayrı düştü. Yani şimdi seni bu öyle olur ya genelde böyle insanlar birbirini bir yere koyarlar. Sonra şey olur mesela. Ya oğlum ben sana demedim mi bak burası daha bilmem neydi falan diye. O ya baba sen de ya. Dedin oldu mu böyle? Hiçbir zaman demedim abi. Çünkü şöyle babam rahmetli olduğunda 57 yaşındaydı. Bir buçuk yıl oldu. 57 yaşında şöyle söyleyeyim. Hani Türkiye'de var ya böyle şey ben CEO hizmeti veriyorum falan. Bak babam ekmeğimiz sonuçta bizim YouTube kazancımız oradan geliyor. Babam bildiğin Instagram'ın YouTube'un algoritmasını çözdü ya rahmetli. Bildiğin CEO bildiğin CEO'ları işte bak bu etiketi koyalım. Bu hafta trendde bu varmış. Google Keyword'a girdim oğlum bak burada bu varmış. Bilin artık maşallah. O seviyeye evet, kadar girdi yani. Ondan sonra tabii yaklaşık bir 4 yıl falan devam ettik bu şekilde. Sonra ben işlerimi büyüttükten sonra kendime ofis açtım. Stüdyo kurdum. Sonra çalışan arkadaşlarımız olmaya başladı. Kurucusuydu, kameraman vesaire vesaire. Ondan sonra işte işler bayağı bir büyüdü. Yetenek Türkiye'ye katıldım 2014 yılında. Evet hatırlıyorum ben onları. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Yarın final elemesine kadar gittik işte o elemede gece 1'de çıkmıştım haliyle. O 1'de çıktığım için de insanlar zaten 9'larda gülemeyecekler. Yani. Hayır bir de dönemin bir de o dönemlerde yani ben şeyi de çok anlamazdım mesela. Abi köpek böyle saçma sapan hareketler yapıyor bu köpeğin. Ya bir insanoğlundan nasıl daha yetenekli olduğunu düşünebilirsin ki? Evet köpek ya bu. Yani hayvan dostlarımı küçümsemiyorum. Hani hayvan dostlarımı küçümsemiyorum ama insanoğlunun orada yani ciddi mentalik bir yeteneği var yani. Evet. Çünkü bu ödülün yani bu evcil dostlarımız en sonunda şey yapıyoruz onun ödül mamasıyla eğitiyoruz. Evet ama yani insanın içerindeki yani yaratılışın vermiş olduğu katmansal muhteşem bir yetenek var içerimizde zaten. Yani bir insandan bir canlı bir hayvanın daha kusura bakmayın bu konuda ben sertim ve netim. Yani hiçbir hayvanın bir insandan daha akıllı olduğunu kabul edemem abi. Yani bu böyle bir dünya değil. Çünkü yaratılışın bir kitabesi bir noktası var. O yüzden hani şunu demek istiyorum. Hani 2014 keza 2013 yani o dönemlerde bir oktan atlayan bir hayvanın seçilip de ya kekeme bir çocuk vardı mesela hatırlar mısın? Evet rap söylüyordu. Evet çocuk mesela normalde konuşamıyordu. Evet, normalde konuşamıyor. Evet. Yani konuşamıyor yani Allah'ın ona vermiş olduğu mesela bir şey. Mesela o yetenek bak bana göre. Adam ama bir şey söylerken şarkıya giriyor mesela uzun metinlerle okuyor ve bir kere kekelemiyordu. Şey evet, gibi Mete Gazoz gibi o da... Mete de bu arada çok kıymetli dostumuz. Evet. Buradan onu gerçekten tebrik ediyoruz tekrar ama biz Mete ile mesela dedik ki hani beraber oturalım bir sohbet edelim. Ya dedi ki bak ne kadar alçak gönüllü. Abi dedi direkt böyle o gözümün önünde. Hani ben normalde sohbet edemiyorum dedi. Çok özür dilerim dedi. Yoksa sizin olmayı çok isterim dedi ama ben evet bir yeteneğim var ama konuşunca dedi böyle işte böyle özel bir isim. Biz de tabii onun farkındayız. Hani şunu demek istiyorum yani sen gerçekten çok değerlisin, kıymetlisin. Yani o dönemde mesela ben Mehmet Dindar'ın birinci oluşunu yabancı karşılamazdım mesela.
mesela. Güzel bir ilahim portreti. Ya şöyle, ben aslında 2014 zamanındaki ile şu andaki Mehmet'i kıyasladığımda ses olarak ben de seçmezdim abi. Hı-hı. Şimdi benim yaptığım çoğu ses birebir çıkıyor mesela, bazı yaptığım, nasıl diyeyim sana, kendi sesim gibi çıkan seslerim var mesela. Evet, taklit benziyor ama bazıları birebir, hani acaba mesela Aziz Başkan yaparken bir anda yüzde direkt, evet. Yüzde olarak falan da benziyor. İşte yani Ferhat'cığım burada konuşurken falan, anladın mı? Mesela bir de adamın teki tetrafetet falan filan. Neyse. İşte mesela bu aralar şeye çalışıyorum fazla. Söyleyeyim. İlk de burada söylüyorum bunu. Atatürk'ün sesine çalışıyorum. Aa, çok, çok kıymetli. Evet, evet. Atatürk'ün sesine çalışıyorum. Nutuğu 2 saat sürüyor. 2 saat 12 dakika sürüyor nutuk. Bu arada çok kıymetli ve çok bütün Türk gençlerine inanılmaz örnek teşkil eden bir harekete bulunursun. Valla inşallah, bakalım, bir 2 saatlik, 2 saat 12 dakika 11 dakika falan sürecek bu şey. Bayağı bir epine topuna topladık falan. Çok zor. Başta dediler ki, onu da açıklayayım bari. Dediler ki bir kitap var. Bu kitap nutuk. Tamam, biliyoruz. Bunu okumanı isteyeceğiz. Hani ben de bekliyorum ki işte, hani ne bileyim, bunu okursun. Oysa herkes öldürürüz. Kardeş. Hani biz de yemin. Ondan sonra işte, hani bu tarzda okursun falan, dediler ki biz bunu kimle sesini istiyoruz? Yapay zeka ile denedik, olmuyor. Tonlamaları tutmuyor. De, kimle istiyorsun? Ama buradan tabii ki başta tabii Cumhuriyetimizin ulu önderi ve kurucu lideri, Türkiye'nin, Türk halkının gerçekten oluşumunda en büyük katkısı olan, dünyanın saygı duyduğu muhteşem bir atamız var. Sayın Mustafa Kemal Atatürk. Onun sesini, bakın, dünyadaki bütün ama bütün liderlerin seslerini yapabilirsiniz. Ama hiçbir zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sesini, hiçbir algoritma, hiçbir yapay zekanın buna asla ve asla haddi etmez. Evet. Biz bunu almıştıyoruz. Evet, ağzına sağlık. Bunu çok yüreğimden söylüyorum. Tabii. Ya öyle tabii. İşte ben de yapay zeka yapamadı. En azından ben de bir Türk'üm dedim yani. Türk'üm. Nasıl Atatürk beni Türk doktorlarına emanet edin diyordu. Ben de Türk'üm ve atama sesini yapmaktan onur ve gurur duyarım diye. Vallahi ben de çok gurur duyarım, evet. Ne zaman dinleyebileceğiz peki bunu? İnşallah pek yakın zaman. Coming soon. Ya ben peki bir şey çok merak ediyorum Mehmet. Şimdi benim karşımda bir Mehmet oturuyor. Kayıttan önce de bir sohbet ettik. Peki Mehmet günlük hayatında hangi Mehmet oluyor? Ya da Mehmet mi kalıyor? Yani en çok herhalde dayı mı oluyor? Şeyden bence şey oradan şey Ecem şöyle demek istedi. Günlük hayatında sen genelde hep böyle skeçler, karakterleri bürünüyorsun ya. Yani günde de mesela gezerken sokaklarda bir anda böyle duygusal kanama, ay işte yeğenim falan mı, yani kim oluyorsun? Şöyle bak, mesela örnek, biz telefon şakası yapıyoruz genelde, biliyorsun abi. Şeyde, YouTube'da. Bu arada ben çok gülüyorum onlara ya. Bazen canım sıkılınca izliyorum. Ben onu çok merak ediyorum. Onunla ilgili de birkaç bir şey sordum. Ben çok gülüyorum onlara. Hele bir tanesi vardı, anlatacağım sonra, evet. Şimdi olay şu, mesela o gün telefon şakası yapıyoruz. 3-4 kişiyi birden arıyoruz stok video çektiğimiz için. O gün mesela kimin sesi? Örnek Aziz Yıldırım'ın sesiyle. Buradan da büyük başkana selam olsun. Aa, lütfen Aziz abi. Ondan sonra o gün mesela markete gidiyorum. Çünkü akşamında markete gidiyorum ya. Sabah kalkmışım. Oğlum paya bay falan diye mi oluyor? Bu. Öğrenci de direkt işte adam mesela bir şey söylüyor ki, bu yok diyor. Sen kimle konuşuyorsun lan? Benim dönüm damarımda kan başka kaldı. Her geçeni sabah olmaz. Yani bir an böyle otomatikman değişiyor. Bir gün kalkıyorum, bazen ses tonum böyle değişiyor. Bir an Fatih Terim gibi oluyorum. Yani şimdi günaydın mı? Evet. Bizim için aydın mı? Evet. Taze kek mi sıkalım? Portakalı mı yiyelim? Ne yapalım? Hani oradan bana bir tane sigara ver falan gibi. Hani o değişiyorsun. Halis Sezai yapıyorduk bir ara, sürekli şarkılarını söylüyorduk. Sonra işte bir adam 10 ses yapıyor. Yaparken 10 tane farklı kişiyle bir tane şarkıyı seslendiriyorduk. O gün de işte bu karaoke falan yapmaya gittik biz. Yine aynı muhabbet. 120 ses videosu var benim. O bayağı bir dünyada bayağı bir şey arattı yani böyle. New York gazetesine falan çıktı dünya çapında. Ondan sonra 10 milyonu geçti zaten YouTube. YouTube'da da 10 milyon demek bir... Çok büyük bir rakam canım. 15-20 dakika bir videonun 10 milyon izlenmesi çok büyük bir rakam. Bir de bir günümüzde bir de saçma sapan bir suni basma yönteminin olduğu bir noktada. Evet. Bu kadar yani nötr bir şekilde nötr olduğu. 1 milyona yakın like var. 1 milyon like. Evet evet. Onu diyorum ya, çok nötr bir netliği var yani. Ondan sonra işte bu taklitleri yaptıktan sonra ben sabahında bu karaoke muhabbetini yapmaya gittik. Biz bir adam 10 sesle bir şarkı söyleyeceğiz. Ya arkadaş işte ne bileyim Aziz Yıldırım'la işte senden başka sonra işte Recep Vede dönüştük. Ne kadar komik falan. Hani bunları söylerken değişiyor. İşte en son Halis Sezai'ye geldi. Halis Sezai'yi Trakya olarak yapmaya başladım. Hayır bir de çok komik oğlum. Halis Sezai Trakya düşünebiliyor musunuz böyle? Ben düşünemiyorum. Şey mi falan diye öyle geliyor. Yansıma veya koy götüreksin. Ama iş bakalım sen. Yeteneksizsiniz, ilk turda ben onu yapmıştım. Hı hı.
İşte yangın var falan diye şarkı söylüyordum. Arkasında yangın itfaiyeci geliyordu. Yangın mı var? Nerede bu tabi bakım falan diye. Evet. Ya şey, bir de insan böyle hani her kim olursa olsun tabii ki. Bugün mesela bir sanatçı arkadaşlarımız bile genelde böyle şey diyor mesela. Yani yolda yürürken bile kafamda diyor hala böyle. Ben şeyi düşünemiyorum. Hani o an mesela bazen diyor da kulağımda dönüyor. Mesela Mahmut Tuncer'in çok önemli bir parçası vardı. Bilir misiniz acaba? Abi çok estetik bir şarkı. Ha, ama tabii müziğe, evet, müziğe değer verin lütfen. Şimdi karı gördüm kaydım kaymaz olaydım. Yani şimdi düşünsene abi, ben karı gördüm kaydım kaymaz. Bugün ben yapsam bunu lan namussuz Allah bin türlü belanı versin derler ama şimdi Mahmut Tuncer'e yakışıyor demek ki. Ya bir de şey var şimdi, dönemsel şarkıların böyle esprileri aslında Mehmet onu yapsam var ya ne de güleriz ha. Şimdi 90'lı dönemlerde 85-86'dan hatırladığımdan sonra söyleyeceğim çünkü o dönemden sonrasını anlatabilirim. O dönemlerde şey vardı mesela 96-97'lerde hiç dinlediniz mi bilmem. Pencereni aç, perdeyi arala, geleceğim falan böyle ya, sevişeceğiz sabahlara kadar falan vardı mesela. Sonra şey vardı, ananı yiyorlar ye. Ya böyle bir şarkım var abi. Abi siz hiç gelmedin mi ona ya? Ben yeni doğmuştum o zaman da. Ya şeydi bu yani, ananı yiyorlar. Şimdi bir şey düşünsene, arabanın camından şimdi normal dün seninle dün kaldığımız şu iğrenç müzik festivalinden bahsediyorum evet, evet. Bu arada. Düşünsene abi, arabanın camını açmışsın böyle Mehmet. Şey diyorsun, ananı yiyorlar ye falan diye. Böyle şarkılar vardı abi. Şey vardı hatırlıyorsan. Her gün biraz yemek yiyorum. Ya çikolatalı bir pasta falan diye. Ya onlar masum abi. Daha mesela kır zincirlerini falan ortamları Tarkan'ın. O Tarkan mega star dönemleri bunlar ama. Uçuş bir dönem ya. Düşünsene abi, o düşünmez misin öyle parçalardan? Ya böyle bir fındık kral. Ya onlar masum ya. Sen böyle bir yakalarsan ya o ne ki abi? Yaram içeride diye bir parça var. Ben bunu söyleyemiyorum. Evet. Şey abi de yeni çıktı bir tanesi. Neydi o? Kim söylüyor? Bir kadın söylüyordu ama. Şey, saçmaysa bilirim. Yara kaldı. Sinemde yara kaldı falan. Böyle bir şey ya. Ya çok enteresan valla. Günümüz Türkiye, yani şey söyleyeceğim. Bizim dünyada ispatlanmış bir halimiz var biliyor musunuz? Dünyada en çok komedyen üreten tek ülke biziz. Sizce neden? Neden mesela? Ya işte söyleyeyim. Çünkü Türkçe inanılmaz elastik bir dil. Evet. Nereye ya, çekersen oraya gidiyor. Ya şimdi mesela büyüklerimiz masalın başında oturduğu zaman şey diyoruz ya. Mesela ben bir gün bunu hatırlamı söyleyeyim size. Ya evde böyle büyükler falan toplanmış abi. Ya masumca bir çay dolduracağım. Yengemin de o ara işi var. Bizde de büyükler falan böyle şeyli. Burada mesela baktığında ondan sonra dedim ki ya ben de hani kendi küçükleri olarak bir hizmet edeyim dedim. Herkese çay dolduruyorum falan. Gayri ihtiyar dayıma dedim sana da koyayım mı dedim. Bak elimdeki çaydanlık olmaz bir tokat yemişim. Sen kime koyuyorsun? Ya sana niye böyle bir imajda bulunmak isteyeyim? Hani sana da diyor kim mi demeyi unuttum sadece, bu kadar yani. Bak abi, aynı hikayenin benzeri var. Rahmetli babam Adana'da. Yani Adana'da doğup büyümüş. Tabi Adana'nın Bursa'ya gelmeden önce 25 yıl Adana'da büyüdüğü için de. Adana'da da Adana'dır yani. Oranın böyle bir hani sert bir mizacı vardır ya. İşte eniştem de Ankaralı. Yani şey, eniştem Cizreli pardon. Ankara'da yaşıyorlar. Yalnız bir de uç yani sistem. Hayır, şöyle söyleyeyim ama benim kökenim de Bulgaristan göçmeni. Avrupa'ya gezmiş bir kökenim. Size var ya, Koçuk. Ya bak şimdi eniştemle babam gidiyorlar Kadirli'ye o zaman. Beraber minibüse binmişler. Babam dedi ki hadi inek enişte. Hani inek gidek yapak falan var ya. O da sen kime inek diyorsun diye. Babam bir de patlatmış. Sen kimsin de bana inek diyorsun diye. Ondan sonra işte öyle bir hikaye. Yok bizim o yüzden hani biz hani tabii ki. Çok zotun çek. Ya hayır, sizlerin karakteristik özelliğinden dolayı bence kesinlikle başarılısın ama dünyada biz ispatlanmış bir gerçeğiz. Evet. Kara komik bir dünyayız biz. Biz kara komik bir hikayeyiz. Yani düşün, çok özür dilerim ama biraz geçen gün onu. Şimdi bu çok bir de kötü bir şey aslında, çok iğrenç bir şey ama ya tavuğu hallenen adamız biz ya. Tavuk ya bu. Ya tavuk ne abi, tavuk şey. Ay gördüm. Bankamatiğe evet. Şey yapıyor adam ya. Abi tavuk be abi, bu tavuk yani şimdi. Hayır, nasıl bir dünyanın içerisinde olmuş olabilirsin? Bak şöyle bir dünya olabilir, hayal edelim mi abi, kurgulayalım mı? Arkadaşlar. Mesela bak, bugün bende çok Cem Yılmaz var. Cem Yılmaz yapmıştım. O yüzden kara komik filmlerdeki o şey pardon Erşen Kuner'i var ya. O ses tonu var. Çok gerçek bir ton. O yüzden Nazlı ile evlenmekten vazgeçiyorum. Al yüzüğü ananı. Şimdi şöyle bir şey var abi. Şu kapıda olabilir. Ya hocam, her gün tavuğa bu kadar para veriyoruz. Tavuk olmuş 140 lira kilosu. Ben bu tavuktan bir üretimi falan başlasam, günde 10 tane tavuk yumurtlasam falan. Hani bu mantıkla mı düşündün? Abi ya çok enteresan bir şey yani, böyle kötü. Bu arada bu utanılası hareketi yapabilen tek ülkede biziz. Yine sıralamaya girmişti çok şükür de, sağ olsunlar. Ya bir tavuk ya bu, yani bu garibin, bu hayvanın biz. Yani nimetsel bir hayvan. Bu hayvana... Tavuktan nefret ettiriniz beni. Bizim
bir tane tavukumuz var, bir tane orası var. Evet, bir tane kaynanamız var, kanadı olmamış. Sen kimse, hepsi götürür. Hepsi onu, onun kaynanasını buna vermek lazım aslında en azından. Evet Ecem, sen buradasın herhalde, bizimlesin değil mi? Evet, buradayım ben sizi dinlemekten. Peki, ben şunu sormak istiyorum. Hepimizin bildiği bir platformda yeni bir projen olduğunu duyduk. Evet. Biraz da fragmanlara da göz gezdirdik. Bundan bize bahseder. Soru çalışılarak gelinmiş. Evet. Bu soru çalışılmış ve gerilmiş. Ne kadar izlenildi fragmanlar? Fragman şöyle. Tedziye, ben baştan bir anlatayım size isterseniz. Tedziye adında bir dizi filme başladım. Ben bu arada yakın takipçinim. Eyvallah. Allah razı olsun. İzliyorum, bakıyorum, takip ediyorum. Zaten iki gecede bir konuşuyoruz. Yani. Oyuncu lazım mı falan diyorum. Şişman abi lazım değil falan gece, diyorlar. Gece 3'te selam. Nasılsın Ferhat abi? İyi misin? Sağ ol Mehmetciğim falan. Tedziye diye bir dizi filme başladım ben Bursa'da. Bursa'da yapılmayan, daha öncesinde böyle bir şey olmadı yani. Ve biliyorsun Bursa İstanbul gibi değil. Yani medya olarak çok gerideyiz biz. Ben de o yüzden zaten Bursa'da kaldım. Sizde bir Olay TV vardı. O da zaten evet. Zannedersem. Evet. Başka bir de Ast TV. Devrildi. Vardı. Aynı gerçi onlar da. Dedim ben buraya bir medya şirketi kurayım. Bir tane de yapım şirketi kurayım dedim. Kendi dedim dizimi yapayım burada. Tabii başta bunu yaparken kimse inanmadı yapabileceğimi. Ondan sonra Allah nasip etti. Biz bunu çekmeye başladık. Ondan sonra sağ olsun devletimize destek verdi yaparken. Polisiye bir, gerçek bir polisiye hikayesi. Aslında bazı gerçek başkomiserin hikayesi bu ama biz bunu biraz da harmanladık. Gerçek kurumlardan biraz daha dışarıya çıktık ki yapabilelim. Benim yani gündelik hayatta yapmak istediklerim. Mesela örnek vereyim. Bir tecavüzcüye normalde ne yapmak istersin? Ben dizide katile yaptırdım bunu. Ya da işte bir işte hayvana vurana, hayvana işkence yapana. Onlara neler yapmak isterim ben işte var ya. Bunların hepsini o dizide yansıtmaya çalıştım. Bambaşka bir tip oldum. Benden herkes komedi bekliyordu. Benim de örnek aldığım çok büyük bir usta var ülkede. Hani derler ya kimle tanışmak istersin? Bir araya gelip elini öpmek istersin? Yani Şener Şen diyebilirim. Şener abi. Vallahi bu arada ben ikinizi aynı lezzette buluşturmayı çok isterim. Ben de çok sevinirim yani. Çok kıymetli bir üstadımız, büyüğümüz. Çok çok çok. Bir gün hatta sen hani şu an dizi dolayısıyla çok yoğunsun. Bir gün bu projeni biraz daha böyle hafif aldım. Bir gün planlayalım. Şener abiyle falan hep beraber böyle yan yana gelelim. Ben çok isterim. Senin çok sevdiğin bir şeyi ben vesile olmayı çok isterim. Vallahi çok isterim ben de abi. Çünkü Şener Şen'in geçmiş dönemdeki filmlerine Eşkıya baktığı mesela. Evet. Adım Keşe. Aşıladın mı? Sana döve döve atıladın. Vay. Hani o hem komedi yapıp hem üstüne drama hem de aksiyon tarzı bir şeyler çekmek. Şimdi benim şey de o aslında bir yandan. Komedyenin dramatik bir film yapması. Çok yakışmıştı ama bu arada. O Eşkıya. Evet. Çok güzeldi abi. Bak bir anda sesim ona gitmedi. Evet. Fark ettin hemen bir tonda gidene. Bir bas bariton hemen indi. Keşe sen beni sattın. Ama çok doğru bir insan örnek alıyorsun bence. Çok kıymet verdiğimiz bir isim bizim için de. Kimsine de iş yok. Yani ne magazinde işi var ne bir şeyle işi var. Hem de Türkiye'de şu an yaşayan bir efsane olarak görebilirim. Şimdi biz magazinin ta kendisiyiz zaten ama yıllardır biz Şener abiyi birçok noktada gördüğümüzü oğlum elinizdekini bırakın sonra konuşalım der mesela. Yani sohbet etmek istemediği için değil. Eliniz ayağınızda ne varsa eliniz ayağınızda adam gibi dursun gelin sohbet edelim der. Tamam. Yani normal, yani normal sohbet edelim der. Yani hepiniz benim çocuklarımsınız der. Yani hiç şey yapmaz mesela işte falan filan demez. Sadece geçenlerde yine bir kıymetli bebeğimiz, rahmetli bebeğimiz şimdi. Mesela o arada Şener abi ben ilk defa, bu arada ben Şener abi ilk defa sinirli gördüm. İlk defa ama. Orada sürekli bir irdeleyen bir şekilde fotoğraf çekilmeye çalışıyor. Ama Şener abinin acısı var. Evet. Kaybı var. O arada ki çekilin gidin be başımdan dedi. Birazcık dedi kendinize adamı o gür sesini, o kızdığı sesini ben ilk defa gördüm. Hani biz drama komediden sonra drama falan diyoruz ya. Yani ilk defa birini yani bir Şener abi ilk defa ben sinirli ve kızgın gördüm. Bugüne kadar hiç gördüğünüzü bilmiyorum. Ben ilk defa kızgın gördüm onu. Ben de öyle. 16 yıldır tanıyorum ama ilk defa birine kızdığını gördüm. Ama burada da kızması çok haklı yani orada. Çok normal işte, evet. Hani şey gibi mesela. Ya cenazeye gelmişsin Şener abi fotoğraf evet, sen fotoğraf. Ne demek ya? Ne evet. Aptalca bir şey yani. Çok yani onun da hikayeleri var ya işte şey diyorlarmış ona da Beyaz Show'da konuşuyordu. Ulan ne bu ses? Hani sürekli herkes onu böyle tanıyormuş. Bana da mesela dışarıda başkan diyorlar, reis diyorlar ondan sonra işte. Var mı böyle aralarından çok mesela Ecem senin yakın dostun ve sana şey bir ne diye seslenmiş senin daha çok böyle keyfine gider. Aha seviyorum ben bunu be duyunca dediğin isim. Yani mesela başkanım dedikleri zaman çok tatlı geliyor. Ben genelde öyle diyorum. Zaten benim genel lügatım o. Başkanım. Başkanım. Yani ne yapıyorsunuz falan. Ben artık şöyle söyleyeyim. Attığım yani çok fazla fotoğraf paylaşan bir adam değilim. Post olarak. Hep genelde video. İnsanlar artık yorumlara şunu yazmaya başladılar. Ben artık daha açık konuşacağım. Çünkü samimi bir ortam var burada. Tabii ki. Şimdi ben bu işe başlarken en çok hem yaparak hem de işledi benim ruhuma. Mesela Aziz Yıldırım tamam mı? Aziz Başkan'ı öyle bir seviyorum ki. Yani ben Galatasaraylıyım bu arada. Koyu bir Galatasaray taraftarı. Evet ben de. Yani biz ikimiz beraber evet. Sevinip beraber üzülüyoruz. Evet. Koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Ama yani nasıl diyeyim size? Ya inanılmaz seviyorum ya Aziz Yıldırım'ı. Bak hani çünkü bir de tip olarak da böyle gözlük falan takıyorum. Tipim de benziyor.
Bu arada ben de abi Aziz Yıldırım'ı şundan dolayı çok seviyorum. Şimdi Sayın Ali Koç tabii ki kendisinin zatı haline herhangi bir sözüm yok. Ama Ali Bey varken ligde bir şey vardı ve biz Galatasaray olarak Fenerbahçe'yle çatışırdık yani. Evet. Bir değişik bir rekabet vardı yani. Hakem hataları bu kadar olmazdı. Şimdi bir yandan mesela Dursun Özbek... Özgün Yankaya işte. Bundan sonra ayağa dikkat etsin. Bir daha bu sene bilemez. Buradan şey vardı bir de buradan çıkamazsın. Zaten çıkamazsın bak. Tabii. Buradan çıkamazsın. Ayağa dikkat. Siz hatırlar mısınız bilmiyorum ama bir tane maçında Denizli Spor maçıydı. Özür dilerim. Gerçekten stadın mikrofonları o zamanki kurulumdan aşağıdaydı şey. Bütün statta bağırdı yani. Buradan ışıklar kapanır kimse çıkamaz diye yani. Ulan dedim adama bak be. Şöyle bir şey taşıyor ha. Bak ışıklar kapanır kimse buradan da dışarı çıkamaz. Zaten arka tarafa böyle cendere müziği falan koyuyorlar ya. Hı-hı. O zaman da böyle ben bazen yapıyorum, hatta yaptığım bir tane video var onunla alakalı. Az önce arkandan geçen... Şok Ferhat Göktaşlar neler yapıyor öf. Az sonra. Bu arkadan geçeni bir görseydin. Bizim gözümüz kör olmuş be yavrum. Bundan yıllar önce ben o zamanlar film çekerken... Buradan tabii Cüneyt Arkın'la da Allah'tan rahmet diliyorum. Cüneyt abinin de başka bir şey var değil mi? Mesela... Filme hiç dikkat ediniz mi? Benim mesela çok güldürür bu. Haçlılarla savaşıyor abi. Evet. Haçlılarla savaşıyor. Kum tepesindeler böyle. O zamanlar bu kum tepesi de şey yalnız. Şile'deki o büyük işte o kumsal alanda yapıyor. Savaşıyorlar böyle falan. Neyse Haçlılarla savaşıyor abi. Adamda bir şey var. Şimdi kılıcı batıyor Cüneyt abi. Adamın yürüyüşü. Allah! Aynen. Bana geçen gün izledim evet. Ya oğlum manyak mısın? Divane misiniz ya? Mesela o Battal Gazi bilmem ne filminde o sahneyi hep bekliyorum yıllardır. Uçak Türk Hava Yolları yukarıdan böyle akıp geçiyor yani oradan. Yani şeyde vardı bu yeni bir filmde vardı. Dirilişte vardı ya arkadan uçak geçiyor telefon çıkıyor sarı telefon. Tabii şey işte bizim Çağrı benim çok yakın arkadaşım bu arada. Çağrı oradan Tekin Alp'e şey söylüyor işte telefon gelmişti şu hareket yapıyorlar. O anda bak nasıl bir gözden kaçmadır. Çocuğun telefonu görünüyor. Ne işte. bir de şu enteresanlık var. Bilmiyorum hiç dikkatinizi çekti mi? Şimdi bu oyuncular Özbekistan'a, Türkmenistan'a konuk olarak gidiyorlar Dubai'ye falan. Ne diye karşılıyorlar bunları biliyor musun? Nedir? İşte nedir? Osman geldi. Abi bildiğin Bamsı. Osman. Ha, okay. Allah'ım. La oğlum bu bizim Burak lan. Yani bizim bildiğin çatır çatır. Ben onun böyle mayakünisi loş, bachata, bachata falan. Ben onun zamanları biliyorum ya abi. Ne demek kuruluş Osman? Yani o Osman Gazi. Ben geldim beyim. Atın hazırladın mı? Evet. Yemeği de koy. Bir de o dizi enformasyonu şöyle bir şey var. O şey yapıyor Burak böyle. Evet o falan diye yapıyor ya o şeyin geçti. Abi oraya bir basıyorlar. Evet. Bir basıyorlar orayı bazen. Bazen de fitil yemiş gibi konuşuyor. Tutturamıyorlar orayı bir türlü yani bu. Şey mi acaba dublaj mı? Dublaj sonrasını ekliyorlar. Tabii kendi sesini kendini dublaj yapıyoruz. Tabii. Abi ben o mesela. Çok abi. Ben sevmiyorum. Çok zor oluyor. Ama ben şuna karşıyım kendisi. Abi. Niye dublaj yapıyorsun ki abi zaten? Realistik bir şekilde. Ama abi işte şöyle ben şimdi dizi çekiyoruz ya biz mesela. Ben hani kendim sadece bunu belirtmek istiyorum. En basitte şimdi bununla yapıyoruz. Bununla yaparken bir yandan da böyle uzak bir sahne çekiyoruz. Uzak sahneyi çekerken de yaka mikrofonu koyuyoruz ister istemez. Yakada da bir anda bir bakıyorsun fiç bir ses geliyor. Yani sonra diyor ki işte biz bunu kullanmayalım. Ve arkadan bir uçak geçiyor falan. Sonradan mecburen biz de yapıyoruz mesela bu dizi içinde. Ben yani ilk kez iki tane sinema filmde oynadım ben. İkisi de askerdi. Üsteğmen olarak oynadım. Ondan sonra şimdi burada da komiser olarak oynuyorum. Bu dizide de en çok benim dikkatimi çeken, en çok zorlandığımız şey sesler. Yani bazı karakterler var böyle. İşte uzaktan çekiyoruz. Mesela işte 100 metre uzaklıktan bir sahne çekiyoruz. Zoom lensle. Orada boom kullanamıyoruz ya. Yakın açıyla onu kullanmaya çalışıyoruz. Bu sefer hani dublaj yapmayalım diye. Yakın açıyla bir önceki sahne bile tutmuyor. O yüzden de biz de dedik ki artık. Sonradan eklenecek falan gibi. Tam tersi eklemeyeceğiz dedik. Yani o kadar çok miksere giriyor ki artık. Çok büyük bir ya ciddi bir emek. Çok ciddi bir emek ya. Bu dizi şeyi böyle çok dizi şeyi bir yemek. Evet. Peki az önce telefon şakalarından bahsettin Mehmet. Bu şakalarla ilgili tehditvari bir dönüşler aldın mı? Aldım çok fazla aldım. Önce ben arıyorum mesela akşam. Hayır senin gibi değil. Böyle en absürtünü çok merak ediyorum. Hani korktuğum bile oldu mu? Kaldır lan telefonu yoksa gelirim tavuklarımı keserim evini kana bularım. Tavuk deme. Çok fazla aldım. Çok fazla aldım. Yani bu mesela şöyle en basit. Ben hatta isim vermiyor ama şu an dört büyüklerde oynayan bazı futbolcuları daha işte ne bileyim Gençler Birliği'ndeyken işte ne bileyim neydi o? Yeşil Sarı amblem de şu an ligde değil. Ankara Gücü. Değil. İşte Yeşil Sarı Bursa Spor. Değil abi Yeşil Sarı. Yeşil Sarı ne alakası var? Yeşil Beyaz. Yeşil Beyaz abi. Yeşil Sarı Urfa Spor. Urfa abi. Evet. Neyse işte büyük
benim takım anlayışım. Büyük kulüplere bazıları hakikaten benim yaptığım telefon şakalarıyla gitti. Menajerlerine diyor ki ben doğuştan diyor işte ne Galatasaraylıyım diyor. Ben de diyorum ki Aziz Yıldırım olarak arıyorum. Eğer diyor Fenerbahçe'yi görürsen sana bak bir tane Polo Şalaba. Tamam mı? Sana tesisler değil. Bak direkt sana o güzelce ikame bir ev vereceğiz falan. Diyor ki başkanım zaten ben doğuştan diyor Fenerbahçeliyim. Hani olur diyor tamam mı? Şimdi bunu gören işte oradaki scout ekibi ya da herhangi birisi diyor ki bak bu çocuğu biz değerlendirip bakalım bir hem bu forma için teller ıvır zıvır gibi böyle bir şeyle. Çoğu insan bana dua etti. Bazıları da işte dedi ki ya dedi sen dedi utanmıyor musun? U21'deki çocuğu arayıp da böyle hayallerini oynuyorsun. Fatihlerim olarak aradım bir gün işte. Şu anda ilk 11 oynanan bir tanesi. Ya işte ama. Tabii benim sayemde olmadı adam oynayarak oynadı da. Oynayarak. Hayır o bir şey bir itici bir güç. Evet. İtici bir güç. Aradım işte. Alo. Yani şimdi biz dedim milli takım kampı da var. Dedim kısmetse gelsen de bizle beraber oyna. Biliyorsun ben her zaman severek takip ediyorum seni zaten. Gelirsen de biz memnun oluruz. Benimle çalışmış o zaman. Tabii parasal olarak sana bir destekte bulunabilir miyim? Bulunamaz mıyım? Bunun tabii bir şey var. Tabii hocam siz varsanız beni beğendiyseniz tabii ki falan. Parasız da gelirim falan filan. Yani çok fazla ilk 11'de oynayan yabancı futbolcuları falan da telefon şakası yaptık. Tabii bunları yayınlayamadık. Menajerler izin vermedi büyük topçular olduğu için. Diğerleri de tabii büyük topçu ama şimdi büyük küçük ayırmayalım. Hani U21. Tabii canım. Futbol müzabakasının her türlü değerli kıymetli. Yani bizim için. Şey gibi düşünelim şimdi hani Messi hani bizim aslında içimizde de var bu adam ilk 11'de niye oynuyor? İyi oynadığı için oluyor aslında o da kötü bir şey de değil yani ilk 11'de oynuyorsa. Iyi. Biraz da şans be. Ya biraz şans. Şans abi biraz be. Şimdi ben çok iyi topçular gördüm ama bal liglerin amatörlüklerde. Ha tabii o da var. Çok iyi futbolcular gördüm böyle ulan bakıyorum ayağına falan. Vay be diyorum ya bu çocuk diyorum Süper Lig'de olsa ne başka bir lezzet olur be diyorum. Dayılalı yok demek ki dayılalı olsa işte bunlar bize torpil işlemez. Bizde torpil falan işlemez Fenerbahçe. Yalnız ben burada mimiklere çok odaklanıyorum. Mimikler. Evet tam Aziz abi oluyor o an. Evet. Tam kaşlar, böyle. Dudak yapısı. Evet, abi evet, şimdi evet. Çapraza geliyorum şimdi. Tabii benim işim işte en merak ettiğim yer. Evet başlıyor hoca. Hadi bakalım. Bin bir surat bir sistem varken abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Mehmet Dindar iyi güzel her şey süper abi. Karakter işte kariyer falan filan. Mehmet Dindar'la kız arkadaşı olan bir bayan. Öncelikle hayatında özel birisi var Mehmet. Yok. Yok değil mi? Yok. Neyse bu biraz bir ben de sana hafif bir mailliyim çünkü o yüzden şey yapalım konuşalım bunu. Şunu soracağım. Mehmet Dindar'ın abi kız arkadaşı olmak çok zor değil mi ya? Ne bileyim bin bir. Evin içi düşünsene mi? Bence çok Ecem. Zor olur. Evin evet. İçinde bir böyle bir adamla evlisin. Evet. Bir gün bir sabah bir kalkıyorsun Aziz Yıldırım. Kalıcım sen ne yaptın lan? Bir sabah bir kalk Cüneyt akşam geliyor Cüneyt Tarkın olmuş adam. Yine mi kurubası geliyor? Bırak artık şu kurubası geliyor. Bilmiyorum aslında eğlenceli de olabilir ama ya şöyle zor da olabilir. Bak nasıl zor biliyor musunuz? Hiç bak onunla alakası yok. Özel hayatındaki bak, insan bak, için özel Mehmet hayat... Dindar kim bak, abi? Ben size şöyle söyleyeyim. Ben Yengeç Burcu'yum tamam mı? Tabii. Ben Yengeç Burcu'yum. Radarlar açıldı. Evet sevgili seyirciler. Şok. Şimdi ben Yengeç Burcu'yum. Yengeç Burcu'nun çok fazla duygusal özelliklerini... Onu diyecektim ya. Yengeçler çok duygusal diyemedi ya. Ama evet. Şey bu duygusallık bende bir tık değil bayağı gitti. Neden gitti? Babamı kaybettikten sonra o 1,5 yıl kanser ya, savaşı evet. Verdim. Hastanede öğrendim. Yani hastanede hayatı tam tersine öğrenmiş oldum. Bu arada... Hastanede enteresan bir şekilde tanıştığın benim bir arkadaşım var. Onu bilmiyorsun mesela. Dişi erkek? Dişi mi? Tabii. Önce bir çekindiğin, bir terslemiş, biraz ters bir duruşu var böyle. Ya vardı ya. Çok ciddiyim. Çok ciddiyim. Benim bir arkadaşım var. Şimdi bir anımız var beraber onu şey canım Mehmet dedi bizim bir tanışmamız var. Beni çocuk yanlış anladı ama bu da bu arada resmiye de şey ya sever böyle yani işine çok. Ama var ya bak o kadar bak şöyle oldu biliyor musun? Bak gittim ben oturduğu yere. İşte dedim biz dedim hani kağıdı falan verelim serum taktıracağız falan dedim. Koy şuraya dedi. Ben de normalde böyle hani egoist davrandığı için böyle sinir olurum. Sen kimsine getiririm vesaire. Tamam peki dedim. Çünkü hani sağlık sektöründe olduğu için bin bir tane insanla uğraşıyor. Tabii ya o çok bir de zor. Şimdi sonuç olarak hemşire sürekli insanlar yok buramı yap şuramı yap şöyle oldu böyle oldu kafayı yiyor insanlar. Onu da haberim ama sonradan tabii yok dedi ya ben öyle olmadı şöyle oldu böyle oldu derken toparladık yani bir daha şey yok, benim bir an aklıma geldi ondan söyledim. Yani çok böyle yani baban döneminden biraz böyle evet. Tabii ki aramızda olsaydı çok mutlu olurdum ama o dönemde hani yine de böyle küçük kıstaşlı bir esprili bir şeydi. Vay be dedim. O da biz çok adını sen söyle böyle lafı gelmişken anlattı. Bana ya dedi Ferhat dedi böyle oldu biliyor musun dedi. Ya dedim Mehmet de dedim yani inanılmaz şirin bir çocuktur dedim. Yani kimseyi kırmamak için elinden geleni yapan genelde böyle ricacı şeyli olan hani olur mu olabilir mi deyip hep bu şekilde çok efendi ılınımlı
bir çocuk, hadi beni de sen pislik berbat bir adam derler mesela. Ben böyle biraz egoist bir adamım. Ben yok kendimi canım, kabul ediyorum. Hiç alakalı yok canım, hiç olur mu öyle şey? Yok, ben egoistim abi. Ben bunu kabul ediyorum. Ama ben iyi yaptığım bir şeyi kabul ediyorum bu arada. Bu bununla size egoist ego olabilir. Hiç problem değil ama ben sende hiç onu görmedim. Sen her zaman böyle ılımlı bir adamsın. Yani katıldığın ödül törenlerinde, zaten bizim ilk ödül töreninde tanıştık seninle. Benim evet. yönettiğim bir projesini yönettiğim bir ödül töreninde tanıştık. Yani o zaman da mesela bir sürü insan falan, bir kalabalık ama o ödül töreninde o kadar isim arasında muhatap olduğum tek adam sensin. Ya hepsi çıkan, yani hepsi benim çok yakın arkadaşlarım, dostlarım ama selam sabah. Evet. Bu kadar. Sonra hani gelip bilekis, bir de ben tabii seni şaşırmayacağım bir şey söyleyeyim Ecem'cim. Nedir? Ama bir değişmişiz. Aa. Bir değişmişiz. Hiç şaşırmadım. Şimdi tören bitti ya, stres. Bir değişmişiz. Artık şeye, kulislere girdim. Erken şeye bakıyorum şimdi. Kime ne ait? Ver onu bana. Hop indirdim. Ondan sonra en son baktım ki dedim bizim olan. Ya babam senin abim. Sen buraları nerede var diye ne bir şey. Sen buraları nerede düştün ya? Ben yaradana kurban olayım. Ha bu arada bunu demişken şey diyeceğim. Ben çok gülüyorum ona ya. Şu küfürbaz Aydo abi nereden esti bu? Ben çok dinlerim bu arada, biliyor musun? O çocuğu çok da merak ya, ederim. Ya paşam. Hayda ben şimdi bir tık daha küfürlü olacak ama. Şemistan çek beni fırla. Döt 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 gibi uzayım. Hadi ben oyun. Ya bu çok... Nereden geldi abi bu ya? Küfürbaz Aydo. Bunu ilk yapan Taner Bayraktar. Aa işte bilmiyordum, biliyor musun şimdi? Öz boku boncukçular olarak bir şey kurmuşlar. Ama şu an yok tabii. Şu an herkes beni Haydo duyabiliyor. Çünkü Haydo'yu onlara sonra kimse yapmamış. Yani 90'lı sene, 98'de mi ne başlamışlar yapmaya? O vardı ya oğlum yoğurt diyor. Ne? Oğlum yoğurt şey tuzek tuzek. Ekmek torbanı tuzek. Avşanı. Ama bizi yanmayacağım vefat etmiş. Ne şey... Tabii ama canına vuracağım. Şey diyor. Ha bu izleyi amicim vefat etmiş. Camını alına koyayım. Lan miras kaldı sağ. Ne? Geç içeri, geç anam babam. Vay ben senin. Yani böyle bir karakter var. Kara komik mizah bunlar. Ama evet. Tabii güzel bir mizah. Yani bence çok küfür. Ya hepimizin hayatında var bu. Ben küfürle güldürmeyi sevmiyorum. Benim çok fazla videolarımda küfür yok ama. Küfür bazen böyle yakışan yerler var. Hani her şey böyle. Bu o değil abi aslında. Abi günlük hayatta arabayı önümüze kırıyor mesela. Bunu kadını der. Geçen bir tane arkadaşım var. Adını söylemeyeceğim şimdi. Hadi ifşa etmeyeyim. Çok kıymetli bir oyuncu. Bir dostum, kız arkadaşım bu. Işıklarda Nişantaşı sizin oradan dönüyoruz abi. Long diye bir tane motor indi önüme. Abi bir küfür etti. Ulan dedi senin dedi motorun sana dedi iletini veren ta diye baktım şöyle bir kızım ne o? Ya arada sıra dedi Ferhat ben de böyle geriliyorum ya dedi. Sen dün taksinin içinde ne küfürler ettin? Sağ ol ya. Ben artık ne yapacağımı bilemiyorum. Vallahi sağ ol işte benim de böyle bekliyorum. İfşa. Evet. Bak ne demişler? Düşmanı uzakta arama. Yok. Her zaman yanındayım. Benim hepsi yanımda abi. Uzaklarda evet. Arama. Şey var ya Cem Yılmaz. Çünkü sen... Neyse ama Cem şarkı söylemişsin abi lütfen yayını kapatmak zorunda kalırız. Cem Yılmaz'ın bir anısı var, hatırlar mısınız? Hangi Cem? Guru. Hani şu uzak biliyorsan anlatır mısın onu bize bir? Şimdi hocam yani o zamanlar Hindistan'dayız Guru. Hani bir adamın gözünü feri kaymış o muhabbet değil mi? Şey ya yani diyor ben diyor mesela o ikinci muhabbeti. Hı. Diyor ki bunca bana diyor anlattılar işte bu guru muhabbetleri 2010'lu dönemlerde bir öyle bir şeye bağladı. Bir rolantiye bağladı. İşte gidiyorsun uzak doğuda falan o gurunun karşısına oturuyorsun. İşte sevgi, işte aşk, hayat ama falan. Ama içinde. O muhabbeti ya ben çok seviyorum o muhabbeti. Ulan diyor bunca yol içimizde mi ya para aşk falan. En son ne oluyor diyor? $500. He içimizdeceğiz. Devam bunu sen getir. Ya şey hadi. Ben de çok... Ya KDV'si için o da içinde. Ya, içinde. Ulan biz bunca şey içimizde mi geldik? İçimizde sana niye geldik? $500. Guru. Ama ya. O dönemki para $500 dediğin para bu dönemde yaklaşık bir 200-300 milyar paraya para ya. Hani ya $500 değil bu arada. Orayı yanlış hatırlıyor olabilirsin. Ciddi bir rakamdı. Öyle mi? Bu dönemde de bir 200 bin liraya gibi rakama temsil eden bir rakam. Çünkü $500 ne buradan 24 saat uçakla gidip $500 için gitmezsin zaten. Evet. Bir de adamın da tipini gördüm diyor. Zaten diyor, içeri girerken beni diyor bir kasvet bastı diyor. Mehmet Dindar'ın hayatında vazgeçemem dediği 3 şey nedir? Şimdi tek tek sayayım ben. Öncelikle... Şey diyormuş Ferhat Göktaşlar. Podcast dinle.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Hayatın gerçeklerini. Ferah Başkan. Abi şimdi şöyle. Benim hani açık konuşmak gerekirse. Ben parayla sağlığın alınmayacağını gördüm. O yüzden ilk önce sağlık. Çünkü varımı yoğumu her şeyimi sattım. Arabamı, evimi, arsamı her şeyi sattım. Babamı yaşatmak için. Ama takdir ilahi Rabbim verdiği ömrü kadar yaşadı. O yüzden para bir şeyi değiştirmiyormuş. Bunu öğrendim. Bu bir. Hayatım asla değil. Yani... Çok acı bir tecrübe ama maalesef ki gerçeklerimiz. Evet. Sağlık benim değişilmez vazgeçilmez olayım. Şu anda 3 kişiyiz. Annem, babam, annem, kardeşim. Ben tabii babam. Baban yani siz hala... hep tabii. Yani bu... tabii. Şimdi bak ilk önce babam dedim yani. Bizler. Hala işte, var. Evet, ama evet. İşte o bilinçaltındaki inanış. Kabul ediş, ona karşı aşırı bir teslimiyet. Tabii, bu yüzden bazı şeylerde aslında insan bazı noktalarda baktığında dünyanın en zengin insanı olabiliriz arkadaşlar. Çok ciddiyim. Ya dünyanın en zengin insanı olabiliriz. Ama günün sonunda eğer sevdiklerimiz için başlarına bir şey geldiğinde dermansız dert derler ya böyle yani. Yani her şeyini sat, her şeyini ver ama ona derman olamamak asıl insanı yoran en ciddi problem. O yüzden sağlık, seni çok haklı buluyorum. Sağlık çok kıymetli bir şey. Yani çok değerli. Şey. Abi öyle çünkü Türkiye'de çok zengin iş adamları da Sakıp Sabancı. Apple'ın ya Sakıp Sabancı ama şimdi düşünsene bir Apple kurmuş bir kişi düşün mesela. Evet. Yani baktığında. Ya öyle tabii abi ama şimdi ben şey bakıyorum hani tipimizdeki insan olarak bakıyorum. Çünkü Sakıp Sabancı çok samimi bir adam rahmetli. Abi ben bu ara çok güzel sempozyumlarına katıldım o zamanlar onun. Ben ya bilirdim zamanında olsaydı yani abi. Şimdi çok tatlı bir adam. Yani Allah rahmet eylesin Sakıp Sabancı'ya bakıyorsun diyorsun ki o kadar bir fabrikalar yapmışım diyor. Ama diyor oğluma bir ay kapı giydirememişim. Araba yürüten bir aileydi. Oğlum altına da bir tane araba veremedim diyor yani. Yani sağlık. İkincisi huzur. Biz kavgasız bir evde büyüdük. Kavga eden ailelerin evine gittim de anne babaları veya yeni evlenen çiftlerin kavga ettiklerini gördüğü zaman diyordum ki onlar Allah'ım sen bu eve huzur ver diyordum. Yani huzur parayla satın anlamıyor ve çok zenginlerdi. Çok mal varlıkları vardı ama işte bu o da yine aynı şekilde para kurtaramadık. Üç ne dedik aile. Sağlığı, huzuru ve aileyi hiçbir şey değişmem. Benim vazgeçirmesim. Paranın olmasa da bir şekilde yaşarsın. Bir şey diyeceğim şey gibi olma çukurdayız şu an. Oğlum bak aile. Aile her şeydir. Aile her şeydir. Ailen seni korur. Gerekir sen de onu korursun. Yaparsın benim aslan oğlum. Hadi. Ama bir şey söyleyeceğim. Böyle yine de güzeldi ama o yapıp da 4 sene hayatımızdaydı lütfen. Çok güzeldi. Ben bu arada çok size samimi bir şey söyleyeceğim. Aras'ı çok seviyorum. Çok çok değerli bir oyuncu. Ben de çok seviyorum. Ve inanılmaz bir yeteneği var Mehmet. Senin gibi Aras'ın da çok güzel taklit yeteneği var. Hani karşı tarafı dinlemesi yetiyor. Evet. Hemen o role bürünüyor mesela. Evet. O yüzden bazı çok daha sen kamera... Ben orada o çekimler olduğunda çok da giderdim Balat'a. Çünkü o mekanların, o sokağın, o kahvenin, onların çektikleri bütün evlerin sahibi Vitali diye bir abinin evi oralar. Yani çok eski kumarbaz bir adam. Çok eski kumarhaneci. Vay paşam vay. O hani şey diyor ya hani o Dostlar Karatanesi diyor ya. Arkası var hani onun. Evet. Lavaboya da girdikleri. Aslında size bir hikaye anlatayım. O arka tarafı hiç göstermediler. Orası kumarhane. Orası kumarhane ama nasıl kumarhane biliyor musun? Polis baskına gidecek biraz. Hayır Yedikule zindanlarında eski çok eski. Yıllar yok, önce. Yedikule zindanlarının taşlarıyla çevrili hala orası. Ve inanılmaz bir atmosfer var orada. Biz mesela eskiden hani Çukur zamanında oraya bir telam. Evet oğlum. Baba rakı içmeye geliyoruz be yak ateşi. Yak bir gelelim İdris babanın mekanında bir oturalım bir rakı içelim peyniri yiyelim. Tabii biz orada çok rakı içerdik böyle beraber. Vitali amca çok da kıymetli bir adam. Onun da birkaç hayatını oynadılar orada ama dizinin bizim temelimize kattığı şey mesela bir kez daha Türk insanın ailesinin ne kadar kıymetli olduğunu mesela o yapım bize çok iyi anlattı. Aile yolunu öğret. Hani insanlar oraya şeye bakıyor. Vurdu kırdı abi tamam. Genelde böyle hep kötü yorumlara hazırsınız da. Bunun bir içeriğine bakalım ya. Ben sözünü keserek bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Ön yargılı olarak şimdi. Yani her şey ön yargılı bakıyoruz ya. 80 milyonu geçmişizdir artık. Ya 90 milyon falan varız. 100 milyon olmuşuzdur sayılmaya vesaire. Ya bana şunu söylesinler ya. Diyorlar ki hep aynı yapımlar. İşte neymiş? Aksiyonmuş. Yok şey. Ya bizim ülkede bir avatar çekildi biz mi gitmedik? Yani lütfen. Yani bizim ülkede güzel bir işte en baş şu anda ne var? Tapta Recep İvedik var. Recep İvedik niye bu kadar izlendi? O zaman yani 7 milyon insan izlemiş. 8 milyon kişi izlemiş bu filmi. Ama hep yerden yere vurdukları bir dizi. Film. Ya bizi anlatıyor. Bizim toplumumuzdaki... Karakomik abi işte. Ha, yani biz diyor. Ha biz diyor yani. Adam bunu izliyor. Şimdi diyor ki adam ya biraz sanatsal yapsanıza diyor. Ya sanatsal yapıyorsun. Tamam mı işte. Bak bu dağlara biz yarattık. Tanrı'nın kitabını yaptık diyor adam. Bir bakıyorsun şeye box office'e tık 10 bin kişi izlememiş. Komik bir şey yapıyorsun. Eğer gerçekten komikse bir bakıyorsun tak 3 milyon 4 milyon izlenmiş. Yani abi, işe yapmış. Küçük kesitler bile alınıyor ya böyle yani böyle sosyal medyalar için. Oradaki videoları sadece
15-20 milyon yapıyor. Senin bir tane mesela ben videoya bakıyorum. En küçük videon 7 milyon 8 milyon sistem paylaşımlarla böyle izleme şeyle geri dönüyor. Yani bu çok normal çünkü abi biz ülke olarak zaten arabik bir ülkeyiz. Aynen öyle. Ciddiyim. Ha biz de sürekli böyle drama. Ben hala mesela ağlarım o dizi izlerken. O Çukur'u hala izliyorum böyle geri sarıyorum. O arkada bu senfoni dırın girdim. Anana amradım diyorum. Yine mi ağlayacağız diyorum. Hazırlıyorum da kendimi. Mesela ben siz hani belki sorulacak bir sorudur belki ama hani en sevdiğin ve en başarılı bulduğun 3 Türk filmi hangisi diyorsanız eğer ben 1 Babam ve Oğlum derim. Yani açaydım gollarımı gitmediydim. Ama ne ağladık be. Ne ağladık. Evet. Baya büyük bir şey. İkincisi yani komik olarak mizah olarak bana göre bilmiyorum bu herkese de göre değişir. Gora yani. Abi Cem Yılmaz'ı bence çok iyi tespit etmişsin. Cem Yılmaz'ı IQ'su yüksek insanlar anlar. Çok ciddiyim. Yani Cem Yılmaz'ın esprilerini gülebilmek için IQ'nuzun yüksek olması lazım. Eğer gülemiyorsan bence kesinlikle hemen kendini herhangi bir küfürlü bir şey aç ve otur ve dinle yani. Yani dinle yani onu dinle. Adam sana diyor ana koyayım sen de ooo falan iğne koyuyorsun falan diye. Yani hayır tabii ki o baktığı zaman öyle ama bizde de o var abi. Şimdi biz ilk önce gülüyoruz. İlk önce yukarı çıkartıyoruz. Ondan sonra da tık düşürüyoruz yani. Bizim toplumumuzda mesela bugün ben video atmayı kaldı ki atmadım. Altay'a atmadım. Beni yani bunu yanlış anlaşılmasa beni karakterimden dolayı sevmeye devam ettiler. Yani taklitman olarak benim şu anda sosyal medyada 6 milyona yakın takipçim var. YouTube 1.5 milyon. Instagram 1.2. TikTok, Twitch, Facebook. Toplamında 6 milyona geçecek. Belki 7 milyon olmuş. Bir de şey var Mehmet senin stand-up planın falan var. Stand-up, bu arada. Stand-up gösterilerine falan baktım. Geçenlerde diyeceğim bu arada baktım. Hı-hı. Çok eleştirmen olarak değil. Yapıcı bir eleştiri yapacağım. Mehmet mesela bakıyorum mesela insanlar kahkaha atıyor mesela oradaki küçük skeçlerini falan izledim. Yalnız bu arada Mehmet bunları bu kadar inanılmaz güldürürken kimseye şey demiyor. Ne haber lan göt? Oo, ne güzel de götün varmış falan demiyor mesela. Ben çok karşı olduğum bir şey söyleyeceğim. Mesela şu konuşanlar programı abi beni çok iğrenti eder mesela. Adamla abi iki tane kızar. Bunu gülen insanları da anlamıyorum bu arada ben. Bunu ben zeki olarak görmüyorum. Çünkü abi resmen gidiyorsun para ödüyorsun. Aylar sonra bekliyorsun. Kız arkadaşınla karınla beraber gidiyorsun. Ablanın da ne güzel götü varmış ha. Memelerini elledin mi hiç? Arka tarafa ooo falan böyle bir. Oğlum ne alakası var ya, bu bir komedi değil. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ya, mesela ben izledim mesela seni. Çok keyif aldım mesela. Eyvallah. Lezzetli mis gibi mesela. Ya ben şimdi örnek vereyim abi bununla alakalı. Şimdi ben şahıs ve karakter olarak isim vererek konuşayım. Hasan Can abi benden büyük tabii. Ya ben normalde biz daha 40 bin takipçisi falan vardı o zaman tanıştık. Ben hatta o zaman yani şöyle izliyordum. Ben hiç sevmedim abi, işte sevmiyorum. İlk YouTube'da başladığında çok güzeldi. Yani bak daha yine söylüyorum arz ve talep olayı. Şimdi böyle değil de şu anki gibi değil de o zaman şey ama insanlar ondan onu istiyor. Yani ben aslında bizim ona değil de insanlara kızmamız gerekiyor abi. Çünkü insanlar bunu istiyorlar. Bu arada Hasan evet hani vakti kullanıyor. Ona bir şey diyemem. Aynen öyle. Ama yani şimdi, o vakti göre şekilleniyor. Aynen öyle yani ama bak şu soru. Biz ne zaman böyle saçma salak bir insan olduk? Yani bunun için niye gidiyoruz abi birbirimize küfür ettirmeye falan? Evet, yani? Evet maalesef öyle. Çok enteresan, geçmişte saçma sapan bir mevzu. Neyse konular gayet üzerine bir şekilde uzar. Son olarak bir soru soracağım Mehmet. Günün en can alıcı sorusu. Ama samimi cevapla bunu. Tamam, oğlum, ben samimiyetine inanıyorum senin. Ecem sormak ister misin? Hadi sen bir baktın hadi böyle. Ben Allah aşkına baktı. Yedi bitirdi beni. Öyle bir hay, öyle bir baktı ki böyle ya ben soracaktım ama ona falan. Sor hadi sor. Elimden aldın sorumu. Ha sor. Evet Mehmet. Hazır mısın? Ya evet. Benden hoşlanmıyor bu arada. Bunu sormana gerek yok. Yok onu sormayacağım. Tamam sor hadi. 100 milyon dolar mı? Üf paraya bak. Yoksa taklit yeteneğin mi? 100 milyon dolar bence. Yani. Mehmet 100 milyon dolar de bak. Bak yemin ediyorum bak 100 milyon dolar demelisin. Şöyle ben şuna inanıyorum her zaman. Hatta oynadığımız oyunlar vardır yıllardır. Bunu açık yürekli söylüyorum. Hı hı. Şey gibi konuştum Ahmet Çakar gibi. Bakın beyler açık yüreklilikle konuşuyorum. Çok net bir şekilde. Bakın Erkan. Şimdi ben şöyle bakıyorum olaya. 100 milyon dolarım olursa eğer benim çalışma gibi bir gayem olur mu? Olur. Nasıl olur? Hani derim ki ya şunu alayım, bunu alayım. Her şeye sahip olmuş olacağım zaman hiç tadım tuzum kalmaz ya, diye evet. Düşünüyorum. Hani bir GTA oynarken HESO'ya mı yazıp orada bir şifre yazıp her şeye sahipsin ya. Ölmüyorsun vesaire. Ben böyle bir hayattan ziyade yani düşünsene sesimi kaybedersem. Ulan çok mantıklı cevap bende. Çok ezildim şu an evet. Yok abi estağfurullah. Ya kendimin ne kadar karaktersiz bir insan olduğuna ilgili. Orayı anladım yani. Resmen adam anlattı yani. Ya ben daha öyle bakıyorum. Çünkü her şeye sahip olan insanlar hep sıkıcıdırlar. Hani ben öyle bakıyorum. Çünkü düşünsene abi en basit. Sen şimdi şöyle yapıyorsun tamam mı? Hani hayat aslında da gerçekten bir oyuna benziyor bana böyle GTA'ya. Ben öyle adlandırıyorum. Simülasyon diyorlar ya böyle. Ya şimdi en basit. Buradan Vice ailesine selamlar. Reklam. Aspirine. Düşünsene abi aşağı düşüyorsun. Canının yanmasının ne kadar tatlı olduğunu bilmiyorsun. Ya da işte canın mesela en basit. Diyelim ki şu mikrofonu istiyor yani anladın mı? Hani mikrofon. HESO'ya mı yazıyorsun alıyorsun? Ha yani bir şey yazıp 100 milyon doların olduğu zaman öyle bir şey olacak anladın mı? Yani satın alamadığın
yaptığın tek şey zaman ve sağlık olacak. Ve hayattan keyif alamayacaksın. Ben o yüzden taklite devam ederdim. Taklitle devam ederdim. Tabii baktığında şimdi diyecekler ya salak mısın 100 milyon. Ama abi mantıklı düşünürsek ya hiç sen şey... duygusal bir adamsın. Kimse yani, sana böyle bir şey söyleyemez. Hani bunu eğer bunu baktığın zaman ya 100 milyon dolara yani her şeyi alacaksın. Ne hayattaki gayen ne olacak? Evet. Şöyle yapabilirim. Yani 100 milyon doların içinden ne bileyim en basit hayvanlara karşı çok duyarlıyım mesela. İnanılmaz çok duygusal ve ben merhametim hayvanlara karşı. O yüzden hayvanlara... Evet, hepimiz olsa ya, keşke. Evet. Yani bir düşün böyle bir büyük bir arazi falan alıp hayvanları oraya işte yerleştirip hepsine böyle işte binlerce insana orada iş istihdam sağlayıp onlara işte mama günlük vesaire. Bak ama ne güzel düşünüyorsun yani Mehmet valla. Keşke. Baktığın zaman ya da ne bileyim işte yardıma muhtaç olan herkese yardım eden halk kahraman oldun. Okey tamam sen bir kahramansın. Düşünsene hayatta her şeyi istediğin her şey oluyor. Sen lan ben nasıl zevk alacağım diyorsun yani. Bu arada bu örneklerden anlatacağım çok insanlar var. Ben 25 senede bunlardan çok gördüm. Evet. Yani yalısı var Boğaz'da. Hatta geçenlerde bir model arkadaşım enteresan bir şey anlattı bana. Nedir? Türkiye'nin çok bilindik bir ailesinin çocuğu. Bu kız arkadaşını, bu model arkadaşımı alıyor. İşte normal çocuğun içinden diyor ki Ferhat ikinci saat sonra çocuğun içinden başka birisi geçti kenara soruyor. Evet işte falan filan geldi ama bugün bizimle mi olsun? Sonra diyor diğer koltuğa oturdu. Bizce de bizimle olsun falan. O an o şey filmi geldi aklıma. Yabancı bir yapımda. 8 karaktere bilmiyor hatta o filmde. Evet. Geçen konuştuk. Adını hatırlayamadık. Yine hatırlayamıyorum. Yok. Ben hatırlıyorsam o aileyi de çok iyi biliyorum. Aileye karşı saygımdan da bir şey demiyorum. Çok şımarık bir çocuk. Kızın telefonunu alıyor abi. Ben de bu arada kızla programım var. Ulaşamıyorum bir türlü ama ya. Arkadaş 2 gün sonra ortaya çıktı çocuk. Ya dedi abi dedi başıma dedi böyle bir şey geldi. Ne oldu kızım dedim. En son dedi, telefonu elimden aldı. 10 tane karaktere bürünüyor. Karakterler her bir köşeye oturuyor. Dehşet dedi bir paradan bahsediyorum ama sana diyor. Masanın üstüne çantada böyle dolar dökmüş orada duruyor yani. Öyle duruyor dedi yani. Benim de telefonumu aldı. Sen dedi şimdi dünya ile bağ kurmak istersin dedi. Boğazın altında dedi hemen de yalısı. Aldı lan diye suyun içine attı dedi. Bu dedi burada kalacak yerini biliyoruz dedi. Eğer telefon senin için çok önemliyse. Bir yandan da bana çıktı dedi işte iPhone 2'den 15 Pro şey telefonunu getirdi. Ona ama hayattan kopmak istiyorsan bu ikisini sana vereyim. Oradaki telefon orada kalsın. Bundan sonraki senin hayatı sadece ben olayım demiş. Kızı 2 gün boyunca eve kilitlemiş. İki gün boyunca eve kilitlenmiş bu kız. Abi biliyor musun sesimi bile çıkartmadım bir an. Beni orada da öldürse beni hemen yok edeceğine de emindim. Bak paranın muhteşem gücü ama çocuğun muhteşem mutsuzluğu. Ya senin ya, yani senin etrafında bugün lan iki gel lan iki tane kare laf atacak diyeceğin ortamda. Hadi hani oturacağız iki muhteşem büyük bir yalı ve sıfır mutluluk. Yani. Şu kadar. O yüzden bu o söylediğini bununla pekinleştirebilirim. Çok haklısın. Para gerçekten evet bir geçimimizi sağlamak ve devam ettirebilir. Sürdürülebilir bir hayatın devam edilmesi için önemli bir mental ama hayatımızın tam noktasında olmamalı. Aile çok kıymetli. Ya ciddiyim mesela ben seni kardeşim Hilmi'yi mesela görünce mesela şu an bu arada Mehmet'in ikizi gibi. Biliyorum ben de. Hilmi'yi gördün mü sen hiç? Evet. Aa, sen de var ya hiç yakışık bu da var hiç yakışık çocukları kaçırmıyor he. Yemin ederim. Kaçırmam. Hiç kaçırmıyor vallahi yakışıklılar yani. Abi Hilmi de var ya yani Hilmi ki yani maşallah. Yani o deve büken. O spor yapıyor yani. Ya evet maşallah. Allah var ya. Spor yapıyor. Tek yaptığı şey sürekli et yemek, protein kullanmak. Yani bu baya baya bir... Ama güzel sporun, murponu böyle verdi muhteşem bir şey kullanıyor. Sana da ya senden daha yakışık diyebilirim ya bence. Ben öyle düşünüyorum. Hilmi senden, Hilmi de Avrupa'yı bir surat var bir de. Şimdi bir de o bulk döneminde olduğu için kendini iyice şişirdi. Şimdi deflasyona girecek, zayıflayacak. Kemikli surat bizim aile yapısında. Evet evet maşallah. Abi ben sizin bir kuzeni Alper var. Alper de maşallah. Düşman başına yani ben öyle bir çocukla iki gün yan yana geçsem. Yani... Sen gelme. Hayır hiçbir kız arkadaşlarıma şansım yok. Alper de abi de gezelim. Ben manyak mıyım lan seninle gezeceğim? Seninle gezip de bütün kız arkadaşların hepsini sen orada takılacaksın. Ben de orada fasulye ayıklayacağım. Ben size yemek yaparım ya akşam modundayım. Ben şey modundayım biraz. Hilmi'lerin tayfayla takılmıyorum fazla. Çünkü ben daha çok şeyim. Hani Can Yılmaz, Cem Yılmaz olayı var ya. Hani Allah bana dil vermiş. Evet. Onlara tip vermiş gibi. Maşallahımız var abi ya. Vallahi Mehmet sohbetimiz de aktı geçti. Muhteşem bir saat geçti. Bir saat 10 dakika biz buradayız evet, abi. Bu arada rekor kırdık seninle şu an. Programın konuk rekoru. Korunu sen de kırdık. Öyle zaten öyle düşünüyorduk değil mi? Tabii ki. Zaten programı ben Mehmet'e de bahsettim. İlk geldiğim günden beri. Mehmet gelecek. Sunucumuz birazcık. Birazcık burada. Ben hiperaktifim. 8 aylığım. Ecem'cim bak birazcık böyle hafif böyle şeyleri var onun. Bugün birazcık kendini evet. Şey hissediyor. Bugün böyle bir rahatsızlık yaşadım. Çok geçmiş olsun. Valla sırf senin için geldi buralara. Evet. Özellikle rahatsızlıktan yaz aylarında bakın. Sinan 2. Bir dakika hocam yanımızda gücüm varmış. Bir saniye. Şimdi yani toplu olarak böyle durumlarda yani ilaç kullanmak en güzel şey olur. Abi ne güzel baya bak ne İlber Oltay'ı ne diye hiç almayalım abi ne güzel böyle mis gibi zaten gidiyoruz yani. Ay çok doğru Mehmet'le bir anlaşma yapalım o zaman. Evet Mehmet ve 1100. Yok o yapılmıştır daha önce.
Şey, niye şey abi ama şöyle bir şey. Şey hoş geldin komşu. Şener'in o şey öyle. Türkiye. Arabaları taşıyorsun. Şimdi sevgili Ferhat. Şinasına girelim artık. Bak iki Fatih konuşacağız birazdan. Atademirel gibi At abi de buradan sevgiler. Vallahi o da şey diyor. Fatih Terim görünce diyor iki Fatih yan yana geliyoruz. Yani evet, evet. Sende de olur mu acaba? Fatih Hoca ile yan yana gelsen hemen mesela Sayın Fatih falan. Aynı tepki olur abi. Ben, olur değil mi? Ben çünkü isim vermeyeyim. Ufacık bir şey anlatabilir miyim? Tabii lütfen. Yıllardır televizyon kanallarında şarkı söyleyen, hı-hı, çok herkesin bildiği bir şarkıcı vardı. Televizyon programlarına konuk oluyor vesaire vesaire. Herkes de bilir yani bu adamı. Tabii çok fazla bunu belirtmeyeceğim ama ya ben ünlü olmadan önce, ayıp söylemesi, tanınmadan önce diyeyim. O zamanlar işte böyle şey diyordu. Taklitimi yapmasan olur mu falan diyordu. Ondan sonra işte yapma benim taklitimi falan diye bana mesaj atmıştı. Sonra takipten çıktı beni yaptım diye. Aradan gel zaman git zaman geçti. Benim takipçim onu 3'ü katladı 5'e böldü falan filan derken. Ondan sonra niye benim taklitimi yapıyorsun diye mesaj attı. Yani ben de bu tarz insanlara özellikle söylüyorum. Hiçbir zaman kibirli egolu olmayın. Sizin mecranızdaki insanlara karşı hayat bu. Bir anda para sendeyken ona geçer. Tabii yanda, canım lütfen. Bir anda tüm düzen değişiverir. Bugün bulunduğum konumda Rabbime şükürler olsun. YouTube'da aynı kulvarda yarıştığım çoğu insana daha fazla takipçim var. Ben hep şuna inanıyorum özellikle. Yani bu yeteneğin ve buralara gelmemdeki en büyük şey katkı. Rabbimin bana verdiği bu ses. Her zaman bu Arda Güler'in yaptığı bir tebekkül işareti var ya. Aynı o mantıkta. Evet, evet, evet. Ben şunu söylemek istiyorum ve son sözümü söylemek lütfen istiyorum. Bir tane tweet atıldı. Bu YouTuber'larla alakalı falan ama ben kendimi YouTuber, influencer olarak görmüyorum. Ben kendimi sanatçı olarak görüyorum. Çünkü ben farklı tiplemelere de giriyorum. Yani bir YouTuber film yapmış demekten ziyade bir sanatçı film yapmış. Ben yani YouTuber olarak değil de ses sanatçısı olarak anılmak benim için daha mantıklı olur. Bir tane çok büyük bir yani usta diyeyim bir tweet atmıştı. Siz de o tweet'i %100 görmüşsünüzdür. YouTuber'lara falan işte kale nasıl alıyorsunuz falan gibisinden bir şey. Ben de böyle bir cevap vermiştim. Tekrar da bunu söylemek istiyorum. Sanatçılara karşı kendini böyle yüksek gören, ben Türkiye'de tekim diyen komedyenler, evet, sanatçılar, komedyenlere sesleniyorum burada özellikle. Ben tekim Türkiye'de, benden daha fazla yeni birisi kimse çıkmasın. Kimse tek değildir. Kim, yani yeni birisi çıkmasın diyen komedyenlere sesleniyorum buradan. Hatta giydiriyorum alenen. Şimdi dizilerde, televizyon programlarında oynayan bu komedyen veya işte sanatçılar kibirli oluyorlar ya, onlara şu sözü söylemek istiyorum. Eğer ki sizin yeteneğinizden değil de sizi bir televizyona, bir filme çağırmazlarsa 3 sene, 4 sene sonra tamamen silinip gideceksiniz piyasadan. Çok doğru. Ama laf attığınız, özellikle bak TikTok demiyorum. TikTok'u ben de sevmiyorum. Özellikle laf attığınız bir yere kimsenin başarısı olmadan, yani şimdi ben sanatçılara bakıyorum. Yani o televizyon kanalına çıkmasaydı kimse tanımayacaktı onu. Tabii ki canım, bu Allah'ın emri. O yüzden ben de diyorum ki ben kendim sıfırdan, benim elimden hiçbir komedyen tutmadı bugüne kadar. Yani bir tek İsmail Baki vardı o zaman. İsmail abiyle biz abi kardeş olduk. Onun dışında hiçbir sanatçıyla birlikte video çekmemiştim. Yani hı-hı, aynı kulvardan olan. Diğerleri de hatta tam tersine işte benim taklidimi yaparsan işte bir baktım işte davalık olan muhabbetler oldu falan tabii. Bir sürü böyle falan filan işte neyse anlayam. Yani elbet dinlenir olursa tabii, anlamıştım. Tabii tabii anlarlar onlar. Ha. Yani işin aslı şu, ben nacizane söylüyorum. Bir tane bir şey söyleyeceğim. Bana şey söylemişlerdi. Aynaya baktığında rakip olarak gördüğün kişi kim dediklerinde, pardon, rakip olarak gördüğün biri var mı dediklerinde ben aynaya baktığımda gördüğüm kişi diyordum. Yani kendimi olarak rakip olarak görüyordum. Yani neden diyeceksin bunu abi? Ben 14 yaşında çalışma hayatına başladım. Lisede atılmış bir adamım. Ve hani bu tabii herkeste vardır ya, Ronaldo'nun ayakkabı boyacılığı falan, ajitasyon yapma falan. Ben ajitasyon yapmıyorum. Allah'a şükür babamız bize bakıyordu. Fakat ben okuyamadığım için ben dedim ki ben fabrikada çalışmayacağım. Ben hafta sonunda çalışmayacağım. Bugün nasıl diyorlar? İşsizlik var bu ülkede. Ben işsizlikten ziyade çok affedersiniz çalışıp göt yok anlamında söylüyorum bunu. Tabii tabii. Biraz. Tabii tabii. Bak, evet. Çünkü ben 17 saat çalışıyordum bir piliç dükkanında. İçeride 60 derecede bir sıcaklık vardı. Ve bu yüzden çok geç gidiyordum. Sabah da 7'de kalkıyordum. 1'de 2'de uyuyup 7'de kalkıyordum. Her gün böyleydi. 15 günde bir izin yapıyordum. Böyle bir hayatta devam ederken ben devam edemedim. Derdim ki 8 saat çalışan bir işe gideyim, devam edeyim derdim. Bugün hani diyorlar ya sen işte bugün sen buraya nasıl gelmişsin demek yerine sen saat 5'te kalkıyorsun vesaire vesaire bu muhabbetleri söylemeyin yani. Ben başarmak için çok çalıştım. 2'ye kadar, 3'e kadar Facebook'ta canlı yayın yapıp sabah 6'da kalkıp. Evet, bir de çok emek yani verilen dönemler. Yani sabah 6'da işe git, serviste koşa koşa ben gidiyordum yani fabrika çalışmaya. Tabii işte burada yine rahmetli babacığın ona çok şey. Hem biz de ona çok şey borçluyuz. Seni bize kazandırdığı için, senin gibi bir yeteneği bizim en çok ihtiyacımız olan gülmek, mutlu olmak, böyle iyi şeyler hissetmeye en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde seni bizden uzaklaştırmayıp seni bize kazandırdığı için burada ben tabii ki saygı ve rahmetle öncelik babana çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde biz senin gibi kıymetli, güzel bir değere sahibiz. Hem karakterin, hem kişiliğin, hem insanlığın. Seni tanıyanlar zaten bunu çok fazla süre biliyor ama tanımayanlar için söylüyorum. Sen inci tanesi gibi adamsın çünkü her zaman saygı
saygılısın, her zaman efendisin. Ben bunca yıldır bir magazin alanında senin bir kez bile bir farklı bir çıkışını görmedim. O yüzden bizler için güzel bir kıymetsin. Ailenin sana verdiği, yansıttığı bir ayna programı derim ben ona hep böyle. Onları çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Buradan annene ve babana gerçekten senin gibi çocukları yetiştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Yani öyle bir şey yaptım, övdün ki yani ben kalkıp anladım desin geldi abi, elinden öpüm desin geldi. Yani çok içten ve yürekten söylüyorum. Allah bir kere razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir çocuğu yönetmiş bizim için. Hani bizler için. 90 milyon Türk dünyasında böyle Türk vatandaşları için bizler için neşe kaynağısın valla. Enerjin hiç tükenmesi Mehmet ya. Çok teşekkür ederim. Hep gül. Biz senin hep böyle yan gelelim. Hep böyle güzel şeyler sohbet edelim, muhabbet edelim. Ecemli bize katılsın. Ecemli bir arkadaşımız var. Evet. Ecem Hanım, siz kabul ediniz. Merhabalar, evet. Ben de şunu söylemek istiyorum. Yaklaşık bir yıldan beri samimi olarak söyleyeceğim. Lütfen. Bir yıl içinde bir tek Alişan abinin programına gittim. Onun dışında 6-7 tane televizyon kanalından çağırdılar. Hiçbirine gidemedim. Evet. Ama sen bana bu programa davet ettin ve Ferhat abi, yani benim için çok değerli olduğun için Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Tamam abi, yaz. Ertesi gün buradayım dedim. Programdan önce de hatta evet. Ece'den şey söyledim. Yani sen de benim için çok değerlisin. Direkt. Ya ben... Öyle deme bak şimdi. 2,5 saat yol geldi. Abi hayır ya. Bu gibi platformlarda her zaman hak eden insanlar olsun istiyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki sıfırdan olan kardeşlerimizde tabii ki yerimiz var. Onlarda da farklı programlar, diyaloglar içerisinde oluyoruz. Ama podcast dünyası biraz daha farklı Mehmet ya. Bu dünyaya biraz daha biraz alışma. Bak mesela. Bu dünyada daha böyle. Mesela dün arkadaşım diyor ki ya Ferhat bu programı 3 kez dinledim diyor. Ferhat'la yaptığımız programı mesela 3 kez dinledim diyor. Yine diyor ev işi yaparken ne dinleyeyim dedim diyor bir an. Dün akşam saat 20 sularında konuşuyoruz. Ya bir daha açayım şu programı dinleyeyim dedim diyor. Oturdum bir yandan diyor böyle dövüne dövüne iş yaparken bir yandan siz oradan konuşuyoruz. Ben de oradaymışım şu an diyor, keyif hissettim. Bu arada Ferah Seydan'ı çok seviyor arkadaşımla. Sanki Ferah'ın omzuna elimi atmışım. Yanındaymış gibi. Beraber omuz omuza sohbet ediyoruz gibi hissettim. Ya zaten dedim biz bunu hedefliyoruz. Tabii doğru. Yani amacımız bu. Çok teşekkür ederim. Bize renk kattın. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Evet. İyi ki varsın. İnşallah daha nice günlerde böyle güzel şeyler, hep böyle ülkece mutlu olduğumuz, İnşallah. Refaha kavuştuğumuz, iyi şeyler konuştuğumuz günlere beraber oluruz. İnşallah. Hep birlikte. İnşallah. Evet, podcast dinleyicileri, biz bu hafta tabii ki çok kıymetli bir isimle birlikte sayın... Aziz Yıldırım diyecekmiş. Vallahi bak ağa kelimesini o yüzden çıkardım ağzımdan. Sevgili Mehmet Dindar bizimle birlikteydi. Kendisine bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Podcast'le kalın. Ferhat ve Ecem'le Laf Lafa programı sona erdi.